Esenlikler. 5. bölüme hoş geldiniz. Hocam bu bölüm Hekkard'ın ordusuna katılıp paralı asker olarak hizmet ettiğimiz Vlandyalılara yardım edeceğiz. Sargot'u geri alırsak güzel olur bence. Tabii bir seviyemiz varmış. Arbaletimizi fulledik, tekerlemizi fulledik. Bu noktadan sonra neyi direkt fulleyeyim? Önce bir cazibeye vereyim. En önemli yeteneğim aslında cazibe. Hekkard'a katılacağım farkındayım. Çok bir katkı sağlayacak durumda değiliz ama bu ne abi, 25 kişi var. 197 kişilik de bir ordu koruyor. Hocam, sizinleyim. Kuşatma savaşı izleyelim derken 30 kişi mi? Yani gerçekten o kadar büyük bir şeyle geldim ki, hani başkenti kurtaracak orduya katıldık gibisine. Yok hocam, öyle bir şey yokmuş. 29 kişiler. Yani asker göndereceğim bu arada. Ama o kuşatma ekranını görmemize değmez. Yok, imparatorluk askeri almayacağım. Çok güzel görünen ama hiçbir şeye yaramayan bir eldiven kazandık. Abimize verelim. Ve bir sancak kazanmışız. Güzel. En azından tekrar bir sancağımız var. Orduyla bir süre kalalım. Ordu düşünüyormuş. Belki ufak da olsa bir savaş yakalarız. Diyeceğim de hocam, çok zaman öldürecekler be. Biraz bekleyeyim ama bir şans vereyim. Haydi. Tamam, o istediğim Sargut kuşatmasını yaşayacakmışız. Çünkü isyan ettiler bize. Sargut'un asileri olarak. Hocam Vlan diye biraz zor durumda gibi görünüyor. Yardım etmek de bize düştü gibi. Bakalım. Şunları tabii ben kuramıyorum şu an. Basit bir paralı asker ve basit bir ordu üyesiyim. Ama en azından savaşın içerisinde bulunabiliriz tabii. Aa, ne olur çok kötü bir pozisyonda sokma bizi savaşa be. Evet, yeğenimiz bir kuşatma esnasında doğuyor. Gerçi garnizonun tamamı gitti. Tamam, 180'e 430, karşı tarafın 4 mancınığı var ama alırız. Ya dediğim gibi biz de en azından bir savaş deneyimlemiş olalım. Hocam, yani bir yeri bana ver, nereyi ver? Şu piyadeleri var ya. Evet, sadece bu birlik benim evrimde, çok güzel. Tabii ben ön saflardan arbalet atacağım biraz. Evet. Mancınıklar biraz sorun çıkaracak gibi. Atımız kuşatmada olduğumuz için muhtemelen çok yavaş gidiyor. Oyun arada bir böyle bug'lar yapabiliyor. Evet. Iskalaması çok güzel oldu. Ama arkadaşları ıskalamadı adamları. Hocam sizdeyim. Şu arbaleti alabilirim. Bu da benim arbaletimdenmiş. Tamam. Yo, değilmiş. Biraz ön saflara geçeyim. İsabetim çok yok. Yeteneğim çok yok. Biraz daha yakından savaşayım. Erkeklik yapmayayım. Yani yay kullanıyor gibi oynuyorum. Farkındayım. Neden öyle oynuyorsun be adam derseniz, ben okçuyum normalde. Ama bu seri arbalet kullanacağım. Derken hocam, yani ilk kuşattığımız bu, güzel bir izlenim çizmemiz lazım. Burada çok az hasar veriyoruz be. Arbaletler güzel arbaletler değil. Umarım alırız Sargut. Biz elimizden geleni yapan bir paralı askeriz ama şu an. Sorumluluk ve mesuliyet. Gerçi aynı anlama geliyorlar ama bize ait değil. Sağdan bana atan bir arbaletçi var. O çok rahatsız edici. Hocam
Niye geri çekiliyoruz? Hocam niye geri çekiliyoruz? Yani çocuklar. Komutan farkından gittik. Yapmayın be hocam. Böyle bir noktada sarkıt verilir mi ya? Trebüşeleri kuracaktın, manjeniklere indirecektin, girecektik ama yetki her zaman doğru adamların elinde olmuyor. Bunu bir sefer daha deneyimliyoruz. Neyse, en azından ordu yönettik diyelim. Sargut'u bu bölüm almak bize yar olmadı. Hala atıyorlar mancınıkları. Güzel. En azından ıskaladım. Benim mi basmam gerekiyor? Tamam. İkinci saldırıya niye kalkıyorsun mesela hocam? Ben ayrılacağım bu orduna. Kusura bakmayın. Ben yokken de alırlar ha. Yok, yine alamadılar. Evet, alamadılar. Nasıl aldılar ya? Oyun bazen gerçekten saçmalıyor hocam. Ciddi manada saçmalıyor. Neyse, bir yorum yapmak istemiyorum. Neredesin bu dalalığı ile ilgilenmiyoruz. Yemek alıyoruz. Boşuna vakit öldürdük ya. Yani gerçekten boşuna vakit öldürdük. Sağlık olsun diyelim. Kundaklı yaylarla %50 kafa isabeti hasarı aldık. Bu güzel. Bu gerçekten güzel. Hocam şu anlık savaşlar bizim kalemimiz değilmiş. Onu öğrendik. Soylularla konuşup edip görev almaya çalışalım. Aldrik muhtemelen tahsildarlık görevini çok özür diliyorum. Bize vermeyecek, evet. Yanıma acemi adamlar alayım ya. Bir 40 kişi yapayım. Muhtemelen 40 kişi de görev verirler bize. Tamam. Tekrar bir konuşalım kendisiyle. Yani 40 kişiye de yetmiyor derse biraz bozuşuruz. Tamam. Şimdi tahsildarlık görevi şöyle bir görev hocam. Adam vergiyi alamıyor. Şimdi burada sizin 3 opsiyonunuz var. Ya köylüleri eze eze çok yüksek miktarda vergi toplar. Paranın bir kısmını cebinize koyarsınız. Ya yarı yarıya vergi alır. Hem ayrını dökmezsiniz, hem köylüleri sevindirirsiniz. Ya da benim yapacağımı yapar. Köylülerle ilişkinizi geliştirir. Paradan feragat edersiniz. Tekrar göstereyim. Biraz hızlı geçtim, farkındayım. Şimdi köylüler ne diyor? Hocam gücümüz yok, ürün verelim. Biz de diyoruz ki yok, gerek yok. Elinizdekini verdiniz zaten. Hiç sıkıntı yok kardeşlerim. Köylülerin tamamıyla az da olsa ilişki geliştiriyoruz böylelikle. Bir yandan soylunun istediğini de yerine getirmiş oluyoruz. İki taraf da gerçekten mutlu oluyor. Ben neden cömert özelliğimi kaybettim hocam? Yani köylüye sıkıntı yok derken... Neyse. Sonrasında yönetici olan haneye parayı teslim edebiliyorsunuz. Vekil harca veriyorsunuz. Bedavadan ilişki, bedavadan nam kazandınız. Hayırlı olsun. Şu yemeği alayım. Unuttum. Aa, bu yüzden mi gerçekten? Yani şu yemeği unuttum diye cömertliğim gitti mi ya gerçekten? Al hocam. Tabii tahılı arttırayım biraz. O kadar da arttıramıyorum. Niye? Yük atım yok. Bir şey değil mi? Tadım kaçtı ya. Gerçekten tadım kaçtı. Tüm hıncımı turnuvada çıkaracağım şimdi. Fena olmayan bir kılıçmış ama savurma hızı çok az. Uzunluğu da yok. Çok da kötü bir kılıçmış be. Biraz kaçayım. Süvari biraz sıkıntılı gibi. Piyadeyi desteklemem şart derken piyadeyi vurdum ciddi ciddi ya. Neyse, telafi ederiz. Sıkıntı yok. İyiyim. Biraz tadım kaçtı. Onun aslında etkisi var. Derin bir nefes alalım. Sakinleşelim.
Tek kaldık. Tamam, iyiyiz. Süvaricim geleceksin. Yani mecbur geleceksin. Güzel denedin. Gerçekten güzel denedin. Ya o kadar çok unutmuşum ki Erzı, benim de canım gitmiş falan da bu yüzden de cömertlik gitmesin mi hocam? Hani belki de durumumuz yoktur sayın oyun. Ufak bir unutkanlıktan da yani koca cömertlik özelliğini götürmezsin be. Canım açacağım mı kalkanı? Sağ ol. Hiçbir şey demiyorum hocam. Çekip gidiyorum turnuvadan. Yani bu bölüm gerçekten çıtırından çıtırından tadım kaçmaya başladı. İyiyim ama sıkıntı yok. Sakin oluyoruz. Aramızdaki casus görevini yapacağız. Şimdi bu olay nedir? Hocam ben bir turnuva yapıyorum. Kralın dört bir yanından insanlar geliyor ancak biz savaştayız. Ve casus olabilir. Aradığını bulacağım hocam. Şimdi bu görev nasıl bir görev? Köylülerle ve özür dilerim, şehirlilerle konuşuruz. Şehirliler bize bazı infolar verir ve dört yarışmacıdan hangisinin suçlu olduğunu konuştuğumuz insanların bize verdiği ipucularla tespit ederiz. Yanlış kişiyi tespit ederseniz soylu haneyle bile ilişkiniz kötüleşir. Yavaş yavaş insanlarla konuşalım. Hocam, garip sorular soran oldu mu? Tamam, sıkıntı yok. Hanımefendi, size peki Kıldı Gert umurumda değil. Tamam, siz de hatırlamıyorsunuz. Beyefendi. Yani kızını rahat bırakması için serseriyi bir çete lideriyle tehdit ettin, öyle mi? Tamam, zaten biliyorsan da bak satmazmışsın adamı. Neyse, gezmeye devam edelim. Yanlış hatırlamıyorsam 3 adet bilgiden sonra kesinleşiyordu. Canım, esenlikler. Aha. Kılıcı var. Çok güzel. Yarışmacımızın bir kılıcı varmış. Bunu öğrenmiş olduk. Hanımefendi, merhabalar. Yani ticaret. Sakalı ve kılıcı olan bir adam. Çok güzel. Beyefendi siz. Tamam. Zaten çok yakın NPC'ler genelde bilgi sahibi olmuyorlar. O arkadaş çürüdüğü için denk geldi muhtemelen. Tüccar katibi. Sadece iki info ile görevi tamamlayacağımıza inanmıyorum ben. Evet, C tuşuydu. Kılıcı var, sakaları. Bir info daha lazım bize. İki arkadaş soldalar, iki arkadaş sağdalar. Haydutlarla takılanlara bir bakabilirim ya. Ama oyun şunu yapıyor. Araya bir dezenformasyon sokuyor. Mesela kel infosunu veriyor. Ben kel infosunu almadan o görevi yaparsam, şimdi iki tane yarışmacı oluyor örneğin. Birinin saçı var, birinin yok. İkisinde sakalı ve kılıcı var. E ne yapacaksınız bu noktada? Yanılacaksınız. Tüccar, duymadın. Tamam. Sıkıntı yok kardeşim. Hanımefendi. Belki ama kim olduğunu hatırlamıyorsunuz. Tamam. Şehrin insanları durumu çok ciddiye almıyorlar gibi. Daha doğrusu hayatı çok ciddiye almıyorlar gibi. Hanımefendi, siz bilirsiniz son infoyu. Evet. Güzel. Beyefendinin yüzünde yara izi yokmuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Şu sağ tarafa bakacağım önce. Oğlum, anhalcım, sakin ol. Bizim oğlan delleniyor savaşmak için. Tabii savaşçı olmadığını unutuyor bazen ama. Yavaş yavaş olacak.
Şimdi beyefendinin kılıcı var, sakalı var ve yüzünde bir yara izi yok. Şu iki yarışmacıyı bir kontrol edeceğim. Hocam, evet buradasınız. Şimdi beline bakıyoruz. Bir kılıç var. Sakalı da var ama yüzünde boyalar var. Oyun muhtemelen bunu yara izi sayıyor. Bu arkadaşın baltası var. %90 bu ikili değil. Eğer örnek veriyorum ikinci gittiğim yarışmacı yüzünde bir yara izi varsa ve aynı şeyleri taşıyorsa muhtemelen boyayı yara saymamış deyip bu arkadaşa geleceğim. Ama şu iki arkadaşı da kontrol etmeden bu beyefendiye suçlayıcı bir şekilde yaklaşamayız. Neden? Çünkü casus uyanır ve görevimiz başarısız olur. O yüzden şu ikiliye de bakacağım. Yani bu görevi yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi herhangi bir yanlışta soylu haneyle bile aranız kötüleşir. Canım şu arkadaşa nereden gidiyoruz be? Soldan mı? Beyefendi kolay gelsin. Kolay gelsin. Galiba buradan gidiyoruz. Evet. Neden? Çünkü ana kalenin içinde arka sokak olmaz. Canım, kılıcın var. Bir şey yok hocam. Kılıcın var, sakalın var ve yüzünde herhangi bir yara izine rastlayamıyorum. Bu. Av peşindeyim canım. Ve sen casussun. Gel bakalım. Beyefendi bize düello teklif ediyor. Kazanırsak sonucu öğreniyoruz. Bu arada kaybedersek hiç kaybetmedim gerçi bu düellolarda ama muhtemelen sonucu da öğrenemiyoruz. 3 hasar mı aldım? Tamam. Kılıcın sapıyla vurdum galiba. Tamam. Arkadaş biraz. Zırhı iyiymiş. Kafasına çalışmam lazım. Açacak mısın kalkanı acaba? Zaten Sturgill gibi dövüşüyor arkadaş. Muhtemelen Sturgill casusu. Canım. Yani. Ciddi misin sen? Çatlatmaya çalışıyor galiba ve 130 hasar yedi düşmüyor da. 160 hasar yeri düşmüyor. Tamam. Muhtemelen şu an 200 hasar yedi. Dönüp arbaletle falan düşüreceğim az kaldı gerçekten. Taşa mı vurdum gerçekten? Tamam. Bu arkadaşın canı çok. Görevi, evet, görevi başarıyla tamamladık. Casusu bulduk. Güzeliz, güzeliz. Haneler yavaş yavaş bizi tanımaya, bizi sevmeye başlıyorlar. Tabii yaklaşık 8 dakikamız yedi bu görev ama bence göstermeye değerdi. Rovaltı sürü götürürüm. Çok da uzak bir lokasyon değil neticede. Kim neyin seviyesini atlamış? Biz vekilliğin atlamışız. Tamam. Bütün askerler alsın ya TP. Ya da 4 artılar daha çabuk XP kazansın. Vamina tekrar hamile. Sanki bir kere daha olmuştu ama. Neyse. Canım. Evet, 12 koyunu getirdim. Tüccar kervanına eşlik edecek kadar süvarim olmayabilir. Gerçi birliğim yeterli ya. Edemedim. Tüccar kervanına eşlik edeyim. Neden? Çünkü en çok savaştığımız görevdir ama en çok para ve nam aldığımız görevdir aynı zamanda. O yüzden bu görevi yapmaya çalışacağım. Şuradan taze yaverler edeyim. Çok fazla söyleyebilir çünkü.
36 tane süvari ve 21 atlı okçu. Oh, ve benim sıcaktan çok tadım kaçık. Gerçekten çocuklar, sadece süvariler dümdüz hücum edeceğiz. Süvariler adamları oyalarken okçular lütfen vurun. Yani şu arbalette ve şu nişangahı nasıl vurabilirim acaba? Attan inmeyeceğim. Tabii kılıçlı olarak savaşacağım. Elimde yay yokken acaba şu atlı okçuları nasıl indireceğim ya? Önlerini kesip indiririm. Süvari atım var. Avantajlı. Çekil canım. Oğlum hiç vurmadınız mı o ketempere'de gerçekten? Neyse. Hocam bizimkiler atlı okçuları indirmiş. Güzel. Atım çok yavaş. Muhtemelen biniciliğim yok diye. Güzel. Bir ölü verdik yalnızca. O da bir yağ ver. Sıkıntı yok. Şu arkadaşları tutsak alıp satacağım. Yani. Lootları da alırız tabii. Şu andan itibaren Preven'da kadar önümüzde bir sıkıntı yok. Bu görevde her gittiğiniz şehirde bir adet yağmacı grubu önünüzü keser. Meselesi de budur zaten. Ama 3000 dinar verdi bize ve ikinci şehirde de verecek. Askerlerimiz XP kazanıyor. Şudur budur derken bu görev gayet hoştur hocam. Bir yandan nüfus kazanıyoruz zaten. En önemlisi namımız artıyor. Sayı 40'a çıkmış ama tamam. Biniciliğim yok. Bu yüzden yüksek ihtimal ile atım çok yavaş. Biniciliğe vermem lazım yakın bir zamanda. Yani atım zaten ölmez benim hocam. Sağ olun yine de. Ağaçlık bir arazideyiz. Derken oyun ağaç vermedi. Tamam. Hocam herkes hücum etsin. Arbaletçilerimi mesela sabit tutmam daha büyük zarar. Bu yüzden sabit tutmuyorum. Çünkü rakibin tamamı süvari. Canım. Tamam. Umarım kaçamazsın. Şu biniciliği acilen geliştirmem lazım. İyisin oğlum. Gerçek bir kahramansın. Devam et. Farkındayım, bunlar biraz kaotik savaşlar, ancak bir anda kocaman bir orduya hükmedemeyiz. Köylerle, taraflarla ilişkimi geliştirmem lazım benim. Tamam mıyız çocuklar? Bir kişi mi kaldı gerçekten? Hallediverin. Tamamsınız. Ölen kim? Yine bir yağ var. Sıkıntı yok. Güzel bir şemşir verdi. Hızı 101 de uzunluğu az be. Ama sivilde kullanılabiliyor. Ver. Sivilde kullanayım. Karbansete kadar güvendeyiz. Yine ürünlerimizi satalım. 1640 aldık. Bu sefer biraz daha az aldık tabi. Hanımefendi, Türkçe mısınız? Yok. Çok iyi bir lidersin ama maalesef Aseraylı dolmanın da etkisiyle seni almayacağım. Güzel. Bizi 3. bir savaşa götürüyor. Akıncılar direkt geldi. Neden? Şehir çok yakın çünkü. Atlayacak bir seviye varsa, ki var, hemen gerçekleştirelim. Çocuklar yine dümdüz hücum. Zaten iş süvarilere kalıyor. Siz XP'nizi toparlamaya bakın, tamam mı? Bir adet uyarı atışı gönderelim. Ata geldi. Şunu da gönderdim. O da ata geldi. Ya zaten isabet yok. Kundaklı yay at üstünde o kadar kötüymüş ki. Ha, elbette yay da çok kötü de, iyi olan yayları da at üstünde kullandırtmıyor zaten.
Güzel savundum. Refleksin iyiymiş canım benim ama yeterli değil tabi. Adama Adanalı bıçak dansı yaptığım için çok bir şansı olmuyor. Bakalım sence bir şansın var mıydı? Şu arkadaşa da gerekeni yapalım. Eşkıya. Gerçekten askeri düzende savaşı bilmiyorsun. Niye önümü kesiyorsun canım? Sırf sen öldürmek için mi? Takdir etmeyeceğim seni bunun için. Güzel. Görevimizi yüksek ihtimal tamamladık. Değil mi canım? Evet. 2000 de böyle alıyoruz. Hocam. 3 aldık. 1600 aldık. 2,5 aldık. Ortalama 2,5 desek bile 7,5 ediyor. Esirlerden aldık. Bu görevden 11-12 bin dinar para kazandık. Tahmini tabi. Ben Vlandia köylerine tekrar dönüyorum. Dediğim gibi bir süre böyle belirli bir paramız olana kadar böyle ki nüfuzumuzu arttırdıkça zaten gördüğünüz üzere paralı askerlikten de para geliyor bize. Medeniyet olarak imparatorluğu seçmem aslında çok daha katkılı. Bunun farkındayım, bunun bilincindeyim ama şimdi ben Vlandia serisi çekiyorum. Anlatabiliyor muyum? Canım sıkıntı yok. Gümüş için doğru pazarı tabii ki bulurum. Hatta ilişkimizin gelişmesi adına zarar edeceğim biraz. Canın sağ olsun. Sen bana süvari vereceksin. Alın hocam. Yani çok da zarar etmiyorum zaten. Uçuk kaçık olmayan tutarlar bunlar. Tabii canım. Tabii alabilirsin. Bir seviyem geldi. Neye vereyim, neye vereyim? Hocam şu an en çok tekerli kullanıyorum. Ama kundaklı yay da. Zaruri be. İleride 10 numara kundaklı yayı at üstünde kullanabilirsin diyor oyun bize. Ve at sırtında bütün kundaklı yayları kullanabilirsin diyor. Güzel. Tabii şimdilik dayanıklı daha vereceğim. Dayanıklılıkla şunu yapacağım. Dayanıklılığı 5'te bırakacağım. Demircilikten kesinlikle para kazanma amaçlı değil. Ki para kazanmayacağım zaten. Videoda da göreceksiniz bunu. Demirciliğimi kasacağım. Kaça kadar? Bu noktaya kadar. Neden? Bir kontrol ve bir dayanıklılık özelliği alacağım buradan. Bu aldığım iki özellik bana 8 seviyeye eş olacak. Neden? Üstüne atletizmden de alacağım bu arada. Bir dayanıklılık, bir kontrol ve güç. Ben buradan 16 seviye kazanacağım hocam. Bunu ana serimde de yaptım zaten. Bu 16 seviye gerçekten her şeye kadir. Çünkü dayanıklılığımı 7'ye çekecek. 5'te bırakacağım ben dayanıklılığımı. Onun harici ne verecek? Ya 2 kontrol verecek ya 2 güç verecek. İkisinden birini de yapabilirim bilmiyorum. Bayağı şey katacak bize. Tabii bunu şu an yapmayacağım. Şurada kalan yağmacılar yeni bir yer kuramamışlar kendilerine. Bu köyün çok bir sorunu kalmadı. Biraz da soylularla takılabilirim demek oluyor bu. Paşam at istiyorsun. 4 tane. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hangi attan istiyorsun bakalım? Valambi atı istiyorsun. Tamam. Direkt Valambi'ye giderim hocam mı? Neredeydi Valambi? Buradaydı. Sıkıntı yok. Cebimize para da kalır burada. Ordunun nerede olduğunu da görüyoruz zaten. Valambi atın 4 tane var. 4700 verdik yalnızca. Beyefendi biraz da şaşırsın. Atları bulma hızımıza. Umarım savaşa girmez ben gidene kadar. Lan diye neden Sürgeyle savaşıyor acaba ya? O kadar gereksiz ki şurada. Batanya varken. Şimdilik bizim işlerimiz değil. Buyurun lordum. Buyurun. Atlarınız, klanımız. Bu arada iki seviye olmak üzere yakında direkt bir soyluları olacağız. Tabii çok da yakında değil. Stop there, stranger. Aha.
At least until I find out who you are, anyway. Ben bir tek haydut öldürdüm. Beyefendi. Tanışırız beyefendi, tanışalım bakalım. Çocuklar, bir tek benim sancağım var. Ah, Vamina'nın da varmış. Süvarimin atlarını düşürmesinler. Geriye kalanlar süvariyle olsun. Çok karman çorman bir savaş olacak ama bizim süvari fazlamız var. Bunu tabii ki kullanacağız. Onların da okçu fazlası var ama. Bu büyük bir sıkıntı. Üstüme geliyorlar mı? Sanki geliyorlar ya. Şu tepe avantajını alacağım ben. Hızlı gelin çocuklar. Süvar dağınık dur. Direkt hücuma geç. Ya da şurada hiziplen. Okçu yukarıya al. Sıra şeklinde tabi. Okçuma tepe avantajını vereceğim. Süvarime düzen dağıttıracağım. Piyadan bir hücuma geçsin. Süvarileri de ben oyalayayım. Okçularıma gitmemeleri için. Rakibin çok fazla okçusu var. Bizim çok fazla süvarimiz var. Ve bizim o düzeni bir an önce kırmamız lazım. Aslansın okçu. Şövalye. Şövalyeliğini bilseydin şu an isyancılarla olmazdın canım. Çıtırından izipleşiyorlar. Yaverler tez canlılık yapıp ölüyor. Piyade bekle. Süvari sen de bekle. Kıstırın şunları oğlum. Piyade sıralandıysan ilerleyebilirsin. Tek tek gidip ölmenizi istemedim sadece. Güzel. 5 öldürmüşüz, 3 öldürmüşler. Sayılarımız şu anda eşit. Atımı vurma ama, olur mu? Şu sayı mevzusunu da eşitlemem lazım. Yani gerçekten o kadar tatmin edici değil ki mevcut karakterim. Yaver aslanımsın oğlum. Süvari okçuya gir. Şu an yeniliyoruz bu arada. Okçu farkından yeniliyoruz. Süvarim okçuya geçtiğinde dengeler değişir. Gariban piyadelerim öldü sadece. Zaten çoğunluğu bir seviyeydi. Sıkıntı yok. Süvarim okçuları yaralamaya başlar. Şu rakip süvariler bittiğinde zaten, ki bitmek üzere, alırız diye düşünüyorum. Güzel çocuklar. Bir süvarileri kalmış. Onu ben alacağım. Bizim çocuklar zaten okçulardalar. Tamam okçum. Ben de bu. Tabii ıskalarız bu arbaletle. Tekrar deneyelim. Canım sen bendesin. 17'ye 15 tamam, aldık savaşı. Biraz kıran kırana bir savaş oldu tabii ama. Okçularımın kalitesinden ve süvari sayımdan alacağım gibi duruyor. Tabii yetişebilirsem hala kazanabilirler. Tam hücum sadece bir odak atmayın, piyadeye de girin. Okçumun okları bitti zaten. Okçum da yakın menzile geçecek. Arkadaşın asker seviyeleri hiç fena değilmiş. Hatta direkt son seviyelerle mi geziyormuş gerçekten? Ben attan inip düzen bozacağım. Süvarilerimin bana destek olmasını umacağım. Hiç kalkma. Güzel. 14 ölü verdiğimiz kanlı bir savaş ama mecbur olduğumuz bir savaş. Bu savaşı biz istemedik. Gidebilirsin. Evet evet gidebilirsin. Gerçekten şaşırma. Şu arkadaşların tamamını esir alacağım ya. 3 tane şanslı beyefendi geri bırakacağım ama. Yanımda bekletebilirim. Bana katılabilirler ama gerek yok. Hmm.
Ne diyorsun ya? Ver. Şunu da ver. Güzel. Bu savaş o kadar da kötü olmamış gibi, değil mi? Sivilde mi kullanılabiliyor dedin sen? Bir dakika. Yok, tamam. Şimdi bu savaş hiç fena olmadı. Aslında çok şey kattı bize. Ölen 14 kardeşimizin ruhu şad olsun tabi. Ama bu oyunda en çok parayı savaşlardan kazandığımızın kanıtını bize bu savaş gösteriyor. Farkındayım. 35. dakikaya gelmişiz ancak dediğim gibi elimde olan bir savaş değildi. Acıydım. Şu sancağı al bakayım canım benim. Diğer her şeyi satacağız. Bakayım şunları keseyim ya. Etlerini kullanırız. 13 bin dinar veren gerçekten kıran kırana bir savaştı ama bize gerçekten çok şey kattı. Canım ben aynı cinsiyet ilişkisiyim çünkü daha çok savaş meydanlarında bizim işimiz. Bizim çocukların tamamı seviye atlıyor. Aslında hani daha kalifiye bir orduya dönüştük. Ucuza savaş atı bulursam bu çocukları da gerçekten kaliteli yaverleri, gerçekten kaliteli süvarilere dönüştüreceğim ama bu bölüm değil. Gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yani hakikaten akıyor. Neden akıyor? Çünkü süreyi daha hızlı yapıyoruz. Örnek veriyorum. Yardımcı modlar da oyuna gerçekten çeşitlilik kattı bence. Tabii siz de aynı fikirdesiniz çoğunlukla ama kemik kitlemden bahsediyorum. Yeni izleyiciler çok fazla yorum yapmayı tercih etmiyorlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben süreyi daha da fazla uzatmayayım. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle şu ana kadar izlediyseniz. Görüşmek üzere. Esenlikler.